Gençler merhaba, fonksiyonların ikinci videosuna geldik. Bir önceki videoda, bir saat önce yayınlanan videoda fonksiyonun tanım kümesini anlatmıştık. Bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar öncelikle o videoyu izlesinler. Çünkü orada çok önemli noktalara değindik. Şimdi sıra geldi fonksiyon çeşitlerine. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Fonksiyon çeşitleri. Bir örtem fonksiyon. Değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa fonksiyon örtem fonksiyondur. Hemen şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam değer kümesinde açıkta kalmıyorsa ya tanım kümesinde açıkta kalıyorsa o zaman zaten fonksiyon olmaz. O yüzden sevgili arkadaşlar fonksiyonun örten olabilmesi için örtüden gelsin aklınıza. Örten, örtü. Yani her yeri örtecek. Açıkta bir yer kalmayacak. A1'e, B2'ye, C3'e gitmiş. Okunuşuna dikkat edin. Buradan başlıyor. Buraya gidiyor. O zaman tanım kümesi. Burası tanım kümesi. TK diyelim. Burası da görüntü kümesi ya da değer kümesi. Bakın değer kümesinde açıkta bir eleman yok. O zaman örten fonksiyondur. Ama A1'e, B2'ye, C3'e gitmiş. Hop 4 açık. O zaman bu örten fonksiyon değildir. Peki ne fonksiyonudur bu? Hemen ikinci fonksiyon çeşidimiz içine fonksiyon. Değer kümesinde açıkta kalan en az bir eleman varsa fonksiyon içinedir. Kısaca örten olmayan fonksiyondur. A1'e, B2'ye, C3'e gitmiş. 6 açık. O zaman bu içine fonksiyondur. Birden fazla da olabilir arkadaşlar. Buraya da tuttum. Bir 7 daha koydum. Bu da bir içine fonksiyondur. 3 numaralı 1'e 1 fonksiyon. Karıştırılıyor arkadaşlar birim fonksiyonla. 1'e 1 yani bir eleman bir elemanla eşleşecek. Yani kısacası biz fonksiyonlara mağaza örneği vermiştik. Mağaza örneğinde her ürünün farklı fiyatı olmak zorunda. A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş. Buraya baktığımız zaman A1'e gitmiş, B3'e gitmiş, C'de 3'e gitmiş. Bu birebir değildir. Ama örten fonksiyondur. Bu ise hem birebir hem örten fonksiyondur. Hocam peki şöyle olsa A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, B3'e gitmiş. Bu da birebir değildir. Ama bu zaten fonksiyon değildir. Çünkü B'yi iki kez kullanmışız. Buraya dikkat edelim. Ve birebir fonksiyonda birbiriyle eşleşecek. Tek eşleşme olacak. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bir ifademiz var, tanımımız var. Notumuz daha doğrusu. Bir grafiğin birebir olduğunu anlamak için x eksenine paralel çizgiler çizildiğinde bir kez kesmesi. Buna da biz yatay doğru test ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda dikey doğru testi. Dikey doğrular keserseniz fonksiyon olup olmadığını anlarsınız. Yatay doğrular keserseniz değerlerinin bir kez kesmesi önemlidir. Ve şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Mesela şuradan bir doğru geçtiğim zaman hatta fonksiyon grafiğini şöyle ben kırmızıyla çizeyim. Dikkat edin. Şuradaki değer hangi değer diyelim buna? Örneğin 3 kime gitsin? 2'ye gitsin. Buraya baktığım zaman örneğin -3 diyelim. -3 de yine 2'ye gitmiş. Dikkat ettiniz mi? Hem 3 2 hem -3 2'ye gitmiş. Birebir fonksiyon değildir. Ama yatayda bakın kestiğimiz zaman dikkat edin. Hop yine kırmızı ile çizelim fonksiyonumuzu. Şöyle verelim. Buradan neyi görüyorum arkadaşlar? Her yatay doğru grafiği bir kez kesiyor. Bu birebirdir. Ve dikkat edin önemli. Ayet içinde kullanacağız bunu. Bir fonksiyon birebirse bakın hep yukarı çıkıyor. Veya farklı bir örnek vereyim. Bir fonksiyonumuz hep birebirse ya artan olur ya da azalan olur. Göreceğiz bunu da. Yani fonksiyon birebir olduğunda ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu fonksiyon birebir olması fonksiyonun ya daima artan ya da daima azalan olduğunu gösterir. Çünkü artan fonksiyon sürekli yukarıya doğru çıkan. Bir fonksiyon yukarı çıktı hop tekrar aşağı indi. Bakın birebirliği bozdu. Şöyle bir doğru çizelim. Bakın geldi. Hem artan oldu hem de azalan oldu. Zaten o yüzden fonksiyonumuz bakın yatayları kestiğim zaman birden fazla yer kesiyor. Birebir değildir diyoruz sevgili gençler. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Evet 4 numaralı sabit fonksiyon. Diğer bir adı x'siz fonksiyon. Yani değişkensiz fonksiyon. Bütün elemanları tanım kümesindeki tek bir değere gidiyorsa mağazada neydi? Her şey 1 TL. 1 milyoncular ya da 3,5 milyoncular. Hepsi bir yere gidiyorsa fonksiyonumuz sabit fonksiyondur. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde bir elemanla eşleşiyorsa buna sabit fonksiyon diyoruz. Ve unutmayın arkadaşlar sabit fonksiyonda x olmaz. Yani değişken olmaz. Siz bir fx fonksiyonu yazdınız. Karşısına tuttunuz 6 dediniz. Bakın x kime gitti? 6'ya. Ben x'e 1 versem 6, 2 versem 6, 3 versem 6 hep aynı yere gidiyor. Bu sabit fonksiyondur. Özellikle değişkensiz dememizin sebebi hem x'siz dedik hem de değişkensiz diyeceğiz. Neden? Şundan dolayı. Arkadaşlar bazen soruyorum. Diyorum ki f y eşittir x kare artı x olsun.
Bu sabit midir diyorum. Değildir hocam diyor. Burada değişken var. Şimdi benim değişkenim burada x değil. Değişkenim tanımın içerisindeki. Yani değişken dediğim zaman şöyle düşünebilirsiniz. Mesela oturduğunuz masa ya da sınıfta oturduğunuz sıra neyden yapılır? Tahtadan. İşte o sıranın değişkeni tahtadır arkadaşlar. Yani o eşyayı belirleyen ham maddedir. Bizde de fonksiyonu belirleyen ham madde f'in içindeki yerdir. Baktığım zaman f'in içinde ne var? Y var. Şimdi ben y'ye 1 verdiğim zaman, y'ye 1 verdiğim zaman f1, karşıda y var mı? Yok. Ne var? X kare artı x var. Bakın 2 verdiğimde y'ye 2 verdim. F2 dedim. Karşımda ne var? Yine x kare artı x var. Aa, hep aynı yere gidiyor. O yüzden bu da sabit fonksiyondur diyoruz. Bunu hatta siz güzelce yazın. Üzerine bir yıldız atın, çok önemli. Değişkensiz olması lazım. Şimdi gelelim, bir notumuz var. Sabit fonksiyonların benim nedir? X değişkeni. Bazen sorularda x'i görürüm. Ama bu yine sabit olur. Ana sebebi ne? Sadeleştiği için sabit olur. Arkadaşlar eğer dereceleri aynı olan ifadelerin, bakın x kare x kare x x sabit sabit. Katsayıların oranları birbirine eşitse bu da sabit fonksiyon. Ya da böyle bir ifadenin sabit fonksiyon olabilmesi için katsayıların oranları eşit olmalı. Neden? Bakın 3x artı 9 diyelim. Aşağıda da 6x artı 18 diyelim. Benim bu fonksiyonum olsun. Şimdi ben bu haliyle baktığımda değil, sabit değil, değişken var. Ama sadeleşiyor mu, sadeleşmiyor mu? Bunu nasıl anlayacağım? X'in katsayısı 3, X'in katsayısı 6. Oran 2 kat. Sabitlerin de oranı 2 kat. Bu sabit fonksiyondur. Çünkü ben yukarıyı 3 parantezine aldığımda x artı 3 olur. Aşağıya da 6 parantezine aldığımda aşağısı da x artı 3 olur. Böylelikle x artı 3'ler gider ve sonuç 3 bölü 6 olur. Yani fx 1 bölü 2. Bakın x değişkeni kayboldu. Peki bununla ilgili nasıl karşımıza soru gelir? Hemen onlara bakalım. F a'dan b'ye fx eşittir a eksi x a eksi 5x küp artı b eksi 2x kare artı 9. Fonksiyonun sabit fonksiyonu ise a artı b nedir? Ya sabit fonksiyonda x'in ne işi var? Bu olmamalı. Bu da olmamalı. Ben bunu direkt silemem. Paydada bir şey yok ki sadeleştireyim. O yüzden diyorum ki tek bir şansım var. Bu katsayıları ben 0 yazarsam bu x'ler olmaz. O halde a eksi 5 0 olması için a'nın 5 olması lazım. B eksi 2 0 olması için B'nin de 2 olması lazım. Ben fonksiyonun içerisinde A'ya 5 verdiğimde bakın 5 eksi 5 x küp artı 2 eksi 2 x kare artı 9 ve bu fonksiyonumu düzenlediğimde f(x) eşittir 0 x küp artı 0 x kare artı 9 ve böylelikle f(x) fonksiyonu neye eşit oldu? 9'a. Yani x'i sabit. Mantık anlaşıldı mı? Bizden ne istiyor arkadaşlar? A artı B'nin toplamı diyor. O zaman toplarım. A'yı 5 buldum. B'yi 2 buldum. Toplamı da 7 yaptı diyoruz. Ve geldim birim fonksiyona. Şimdi sevgili arkadaşlar, birim fonksiyon, bir kelimesi birim fonksiyon. Hemen aklınıza şu gelecek. Mevlana. Mevlana fonksiyon. Ne demek Mevlana? Mevlana fonksiyon. Başka içi dışı bir. İçi dışı bir. Şimdi neden Mevlana? Mevlana'nın bir sözü var. Hangi sözü var? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani için dışın bir olsun. İçin dışın birse sen birim fonksiyondur. Ve birim fonksiyonun identity olarak görülür. Kaynaklarda genelde ix verilir. Yani ben şunu anlayacağım. Tanımla değer birbirinin aynısı olacak. Değişmeyecek. O zaman bakıyorum 2 2'ye gidecek. A'ya gidecek. C'ye gidecek. 5 5'e gidecek. Tanımın içinde ne varsa değerin içerisinde de olacak. İşte biz buna birim fonksiyon diyoruz. Birim fonksiyonla birebir fonksiyon karışıyor. Arkadaşlar birebir de bakın birbiriyle eşleşiyor gibi düşünüyor öğrenciler. Hocam aynısı. Birebirdeki mantık şu. Her ürün farklı fiyatı olacak ama birimde her ürün o ürüne eşit olacak. Yani içinde ne varsa dışında da bir. O yüzden içi dışı bir diyoruz. Veya ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol kelimesini kullanıyoruz. Hemen bakıyoruz. Aynen burada cümlemizi de kullanmışız arkadaşlar. Kısaca içi dışı bir şekilde diye kodlayabiliriz. Dikkat edersek tanımda ne varsa değerde de o vardır diyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Hemen örnekle başlıyoruz. fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Fonksiyonu birim fonksiyonu ise abc toplamı nedir? Şimdi tanımın içerisinde ne var? X. Nasıl x var? Bir tane x var. O zaman sevgili arkadaşlar a eksi 5 x küp olmamalı.
b artı 2x olmalı ama bir tane olmalı ve c eksi 9 olmamalı. Kısaca şurası olmamalı, 0 yapacağım. Burasını 1 yapacağım çünkü 1 olmak zorunda, 1x var içeride ve burayı da 0 yapmak zorundayım. Böylelikle a eksi 5 0 iken a'ya 5 vereceğim. B artı 2, dikkat edin burası önemli, 1 vereceğim çünkü 1x var içeride, b eksi 1 olur. Ve c eksi 9 0 olmalı, yani kısaca c'miz de 9 olmalı. Benden a ve c'nin toplamını istiyor. A'yı 5 buldum, b'yi eksi 1 buldum, 4. C'yi de 9 buldum, ne yaptı? 13 yaptı. Hemen diğer örneğimize geçiyoruz. F a'dan b'ye kx artı 4 bölü 6x artı 12 sabit fonksiyon ise k kaçtır? Arkadaşlar bunun sabit olabilmesi için dereceleri aynı olanların katsayıları, yani x'in katsayısı aşağıdaki x'in katsayısına sabitte sabit eşit olmalı. Yani oran aslında 3 katı. Ben buradan hemen direkt içler dışlar çarpımı yaparak da bulabilirim. K çarpı 12, 6 çarpı 4'tür. Yani 12K 24'tür. Buradan da arkadaşlar K'mız 24 bölü 2'den, 12'den ne çıkar? 2 çıkar. K değerimiz 2. Veya 4'ün neyle, biz neye doğru gidiyoruz? Evet, 12 ne yaparsam 4 olur, 3'e bölmem lazım. O zaman 6'yı da 3'e bölersem k'yı bulurum. K da buradan 2, kısa yolunda vermiş olduk. Ve 6. doğrusal fonksiyon. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon önemli. Bir doğruyu verecek ve doğrular genelde birinci dereceden fonksiyondur. O yüzden doğrusal fonksiyon dediğimiz zaman birinci dereceden fonksiyondur arkadaşlar. Birinci dereceden fonksiyon. Yani ax artı b şeklinde verilen fonksiyonlardır. Kısaca birinci dereceden fonksiyondur. Bir ifadede doğrusal fonksiyonu görürseniz hemen ax artı b'yi yapıştıracaksınız. Analitikte biz ax artı b değil de mx artı n diyoruz. İkisini de kullanabilirsiniz. F a'dan b'ye bir doğrusal fonksiyon diyor. O zaman fx eşittir ax artı b'yi kullandım. Peki f2 8'miş. Verelim x'e 2. x'e 2 verdiğimde 2a artı b'nin 8 olduğunu söylüyor bana. Sonra f'e 3 verelim x'e. X'e 3 verdiğimiz zaman bu sefer de 3a artı b'nin de 11 olduğunu söylüyor. Ve f5'i istiyor. Arkadaşlar dikkat edersek şurada benim elimde 2 tane 2 bilinmeyenli denklem var. Ben bu iki denklemi taraf tarafa çıkartırsam, örneğin yukarıya eksiyle çarptığımda bakın ne oluyor. Eksi 2a eksi b eksi 8 3a artı b 11. Topladığımda şuradan devam edelim. Eksi 2 a a kaldı. B'ler gitti. 11 eksi 8 3. A'yı 3 buldum. Peki 2 a artı b'nin 8 olduğunu biliyorum. O zaman a'yı 3 verirsem 2 kere 3 6. Neyle toplarsam 8 yapar. B de buradan 2 çıkar. A'yı ve b'yi bulduktan sonra artık fonksiyonumuzu yazabiliriz. Demek ki benim fonksiyonum 2x artı 3 diye bir fonksiyonmuş. Zaten bakın 2 verin 7. 2 kere 2 4 7. Bir yerde bir yanlışlık var. A'yı tam tersini yazdım. Evet, A'yı kaç bulduk? Evet, iyi ki de bakmışız. A'yı 3 bulduk. 3x, B'yi 2 bulduk. Şimdi deneyelim. A, X'e 2 verin. 3 kere 2 6, 2 daha 8. X'e 3 verin. 3 kere 3 9, 2 daha 11. Benden ne istiyor? F 5'i istiyor. O zaman X'e 5 verelim. 3 kere 5 15, 2 daha ne yapar? F 5 17 yapar. Bu da doğrusal fonksiyon. Unutmuyorsun. Doğrusal dediği zaman birinci dereceden yaz. AX artı B. Ve geldik. Fonksiyon çeşitlerini bitirdik. Şimdi en önemli yeri lütfen burayı pür dikkat dinleyelim. Neden önemli? Çünkü bütün soruları aslında burada çözüyoruz. Şimdi fx fonksiyonu için x eşittir k değeri bulma. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sadece fonksiyonlarda değil. Fonksiyonlarda kullanacaksın, polinomda kullanacaksın, ikinci dereceden her yerde kullanacaksın. Temel kavramlarda kullanıyorsun. Verilen bir fonksiyonun herhangi bir değerini bulmak için fonksiyonun verilen tanım kümesi ile istenen tanım kümesini eşitleriz. Yani cümlemiz şu arkadaşlar. Verilen istenene eşitliyorsunuz. Hangi değeri istiyorsa sizden verilen istenene eşitliyorsunuz. Fonksiyonda verilen kısımda bulunan değişken yani x yalnız bırakılır. Unutmayalım, sadece verilen kısımdaki değişkeni yalnız bırakırız. Çok çok önemli. Yani bana bir fonksiyon verildi. Fx eşittir denildi ki 2x artı 1 olsun. F5 kaçtır denildi. Şimdi arkadaşlar verilen kim? X. İstenen 5. Verilen x'i istenen değere tanıma eşitliyorum. X yerine 5 koyuyorum. Biz bunu genellikle ezber olarak yapıyoruz ama bazen sorularda farklı bir ifade verildiği zaman takılıp kalıyoruz. Unutma. Verilen tanımı istenen tanıma eşitle. Verilendeki tanımdaki X'i yalnız bırak. Değişkeni yalnız bırak.
Birazdan vereceğim örneğini. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, fx eşittir 2x artı 1 olsun. Fx 2x artı 1. Burada x verilen oluyor. Bunu unutmuyoruz. Çok çok önemli. Artık benden ne isteniyor? F7 mi isteniyor? O zaman 7 eşiteceğim. 6 mı isteniyor? 6 eşiteceğim. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Bir de farklı bir örnek tarzları da çözelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunda fx eşittir x artı 3 olduğuna göre f2, f4, f eksi 3 ve f0 değerlerini bulalım. Şimdi arkadaşlar, verilen kim? X. İstenen kim? 2. O zaman x gördüğüm yere 2 yaz demektir bu. Zaten yalnız verilendeki x, o yüzden direkt yazıyorum. F2 eşittir 2 artı 3, yani 5. Şimdi x, verilen x, istenen bu sefer 4. 4'ü bulalım. 4 eşitliyorum. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Buradan da arkadaşlar 4 artı 3'ten 7 oluyor. Hocam bu basitmiş. Basit çünkü bu şekilde öğreniyorsunuz. Ama kuralı öğrenin. Neden? Verilenle istenen eşitle, verilendeki x'i yalnız bırak. Hemen verilen x, istenen eksi 3 götürüyorum. X yerine eksi 3 koyuyorum. Yalnız olduğu için eksi 3'ü koyduğumuz zaman eksi 3 artı 3'ten cevap 0. Son olarak da verilen x, istenen 0, f 0'ı buluyorum. Götürüp 0 koyduğumda 0 artı 3'ten cevabımız 3. Burası kolay. Şimdi geldik şuna. Sevgili arkadaşlar, pür dikkat, hemen buraya bir yıldızımı atıyorum. Şimdi fonksiyon fx artı 3 fonksiyonu 2x artı 5 ise fx artı 1 nedir? Şimdi bana verileni söyleyin. Verilen kim? X artı 3. İstenen kim? X artı 1. Şimdi burada bir denklem kurmuş gibi düşünüyor öğrenci. Sonra da diyor ki, hocam x'ler gitti, ne koyacağım? X'ler gitmez. Kimi yalnız bırakacaksın? Verilendeki x'i. Sadece ve sadece verilendeki x'i. O zaman bu x'i yalnız bıraktığımda karşıya atıyorum. X artı 1 eksi 3. Karşıya attığım yeri toparlıyorum. X eksi 2. Demek ki ben kendi fonksiyonumda, bakın bu verilendeki, eğer x eksi 2 yazarsam fonksiyon içerisine bunu elde edelim. Deneyelim. F x artı 3. Burayı tane tane yazıyorum ki karıştırmayın. Bundan sonraki sorularda daha hızlı olursunuz. X gördüğüm yer arkadaşlar, ben x eksi 2 yazıyorum. F x eksi 2 yazdım. Sonra yanında da artı 3 var. Karşıdaki x'e de x eksi 2 yazıyorum. Parantezi açtım. Artı 5 dedim. Şimdi şurayı bir toparlayın bakalım. X eksi 2 artı 3 ne oldu? X artı 1 oldu. Aa, bu bizim fonksiyonumuz. Evet. Zaten amacım benim bunu elde etmek. Karşıya da çarptığım zaman 2x eksi 4 artı 5'ten. Böylelikle gençler, x artı 1 neye eşit oldu? 2x artı 1 eşit oldu. Bunu kafadan yapmayın arkadaşlar. Verileni istenen eşitle ve daha sonra verilendeki x'i yalnız bırakıyorsun. Hemen yine aynı tarz bir örnek. Hemen bunu da yapalım. Sonra bir tane de önemli bir notlu örnek vereceğim. Fx eksi 1 eşittir 5x artı 1. 2x o ise f2x artı 2 nedir? Verilen kim? X eksi 1. X eksi 1 verilen. İstenen kim? 2x artı 2. Peki verilendeki x'i yalnız bırakacağım. Sadece bunu yalnız bırakıyorum arkadaşlar. O zaman x eşittir. Karşıya attığım zaman 2x artı 1 artı 2 daha artı 3. Demek ki ben fonksiyonda 2x gördüğüm yere 2x artı 3 yazacağım. Ama bana verilende. Hemen buraya 2x artı 3 yazdım. Şu x'in yerine. Böylelikle yanında eksi 1 var. Kapattım. Eşittir. 5 tane 2x artı 3 sonra artı 1. Düzenliyorum bunu. F 2x artı 3 eksi 1 daha artı 2. 5 kere 2 10x artı 5 kere 3 15 1 daha 16. Bakın istediğimi elde ettim bana verileni. Şimdi hemen şuraya bir not diyoruz. Not. Şimdi arkadaşlar fx, bunu ikinci dereceden denklemlerde tekrar vereceğim ama bilenler çok rahatlıkla yapabilirler. X kare eksi 4x artı 3 diyelim. Eşittir x artı 1 ise f x nedir dedi. Şimdi verilen kim? X kare eksi 4x artı 3. İstenen kim? X. Kimi yalnız bırakacağım? Verilendeki x'i. Şimdi bakıyorum. Verilende iki tane x var. Ben bunu nasıl yalnız bırakacağım? İşte notu yazıyorsunuz. Ben bekliyorum. Hemen yazın. İkinci dereceden bir ifadede x'i yalnız bırakmanın yolu bu ifadeyi tam kareye tamamlamaktır. Şimdi gelelim. Tam kare nedir? Hemen şöyle alalım. Bir ifadenin tam kare olabilmesi için arkadaşlar birincinin karesi
Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olmak zorunda. O halde bana verilen ifadenin tam kare olabilmesi için zaten x kare ile başladığı için buna dikkat edelim. Şu ortadaki sayı, bakın burası çok önemli. Bunun yarısını alıyorsunuz. Bu tam karede her zaman bu geçerlidir. Yani x, bunun yarısı eksi 2, bunun karesidir arkadaşlar. Peki ben bunun karesini aldım. X eksi 2'nin karesini alalım. X kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ortada eksi olduğu için 2 tane x çarpı 2 artı ikincinin karesi 4. Yani ne oldu bunun karesi? X kare eksi 4x artı 4 oldu. Şimdi dikkat ederseniz bu benim elimde var. Demek ki artı 3 olabilmesi için yanımda 4 geldi. O halde şu x eksi 2'nin karesi neye eşit? X kare eksi 4x artı 4'e. Ben bunun yanına eksi 1 yazarsam, şimdi toparlayın. X kare eksi 4x artı 4. 1 çıkar artı 3. Bakın elde ettiğimi buldum. Eşittir x diyorum. Şimdi burada x'i yalnız bırakmak daha kolay. Eksi 1'i karşıya attım. X eksi 2'nin karesi eşittir x artı 1. Her tarafın karekökünü aldım. Bunu da aldım. Bakın karekök karekökü götürdü. Buradan x eksi 2 eşittir karekök içerisinde x artı 1. Eksi 2'yi karşıya attım. Karekök içerisinde x artı 1 ve artı 2. Demek ki ben fonksiyonda x gördüğüm yere bunu yazarsam f(x)'i bulmuş oluyorum. O zaman fonksiyonum benim bu ya. Götürüyorum f'in içerisine bunu yazıyorum. Hocam tek tek yazacağım mı? Yazmana gerek yok. Zaten bu oluşacak. Yazdığım zaman burası x olur arkadaşlar. Buraya yazdığım zaman kök içerisinde x artı 1 kapattım. Artı 2. Yanında da ne var? Artı 1 var. Böylelikle f(x)imiz ne olmuş oldu? Kök içerisinde x artı 1 artı 3 olmuş oldu. F(x)imizi bulduk. Peki buradan öğreneceğim not ne? İkinci dereceden denklemde x'i yalnız bırakmanın yolu tam kareye tamamlamak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, fonksiyon çeşitlerini böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.